düşen kar çatlasın. Üşümesin hanım eli, yere düşen kar çatlasın. Söyler misin hazan nedir, yaprak düşer yere. Efendim, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben Aydın Beyoğlu. TV52 İstanbul stüdyolarından hepinize en derin sevgilerle bu güzel türküleri, bu güzel Anadolu'muzun öykülerini,
ozanlarımızın birbirinden güzel bizlere emanet ettiği türküleri bu akşam sizlere misafir ediyoruz. Efendim, her hafta sizlerle olmanın onuru, gururu içerisindeyim. Sanıyorum bu hafta 8. haftamızı da birlikte paylaşıyoruz. Ne mutlu bizlere. Gelen iletiler, güzel alkışlarınız, dualarınız bizi en güzelini yapmaya itiyor. İnşallah layık oluruz. Efendim, her hafta olduğu gibi ben TV52 sayfasından beğeni sayfasına giriyoruz. Eğer türküleri seviyorsanız sizleri de bu paylaşıma davet ediyorum efendim. Çok sağ olsunlar. Daha bir türküde 24 paylaşım ve mesajlarımız gelmiş. Efendim, paylaş butonuna tıkladığınız zaman kendi sayfalarınıza atarsanız mutlu kalırız. Yine bir diğer sayfamız, beğeni sayfası Aydın Beyoğlu. Efendim, bu güzel sayfalarımıza sizler de gelirseniz çok mutlu kalırız. Evet, artık ben de sosyal medyayı hızlı kullanmaya alıştım sayenizde efendim. Paylaşımlar bizi çok mutlu ediyor. Fazla söze gerek kalmasın, daha çok türküler olsun bu akşam. Hoş geldin, siz bizlere hoş geldiniz ve bizler de sizlere hoş geldin olsun değerli dostlar. Çok güzel bir sevda türküsü. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Rüzgar tutmuş.
yağış geldi. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutsun gün, yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Suyumsun gün, sarsın geceler vaktimiz varken. Sen bana yangın ol efendim, sana rüzgar. Tutsun gün, yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün, sarsın geceler vaktimiz. Ne kadar güzel anlatmış efendim, hoş geldini ve sevgiliyle, dostla, arkadaşla bir aradayken herhalde verilen en güzel mesaj. Ahmet abicim iyiyiz inşallah. Vallahi özlüyorum birlikte buluşmayı, yani programın tekrarını bile izlerken sanki canlı canlı oradaymışım, beraber yeniden programı yapıyoruz gibi. Adem sormaya gerek var mı? Adem yalnız, Adem'in bugünlerde bence müjdeli bir haberi var gibi. Yani ya şiir okuyor. Efendim ben sizlerden çok memnunum. İnşallah sizler de benden memnun kalırsınız. Bu üç dostluk, bir de arkada Esin Hanım var. Efendim sizlere mutlaka yansıyor. Biz kendi aramızda böyle çok güzel aile, arkadaş, dost olduk. Birbirimize çayımız, suyumuz, yemeklerimiz ortak kullanıyoruz. Efendim sizler de şu an ekranları başında iftarlarınızı açtınız. İbadetlerinizin yanında arada böyle Anadolu'muzun çok güzel türküleri olsun istiyorum. Efendim domdom kurşunu, Mahsuni Şerif çok değerli bir ozandır. Bence son 100 yılın hakikaten ozanlığının yanında ileri gören bilge insan, belki de çekilen sıkıntıları çok öncesinden hissetmiş bir ozan Mahsuni Şerif. Onun efendim geçtiğimiz pazar günü ölüm yıl dönümüydü. Onu da saygıyla, rahmetle, dualarla analım. Ozanlar bizim kültürümüzde, bizim mesleğimizde, bizim içinde onların efendim çok önemi var. Bizler bu kadar güzel türküleri okuma cesaretini buluyorsak ozanların bize yansıyan ışığından, o yüzden memleketin ozanı çok önemli efendim. Benim için ne sağında, ne solunda, ne ortasında beni tanıyanlar bilir. Ben bu ülkeye, bu kültüre türkü okumak istiyorum. Hiçbir başka gayem yok. O yüzden bütün düşünce, fikirlerin yetiştirdiği değerler benim baş tacım, gönlüm. Yeter ki bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bayrağını korusanlar, korumak için mücadele etsinler. Hep birlikte okuyalım efendim. Güzel bir türküdür bu. Dinlediğinizde verilen mesajları bakacağız. Thank you.
kuşların arasından domdom kurşunu değdi, domdom kurşunu değdi. Bir avcı beni vurdu, bin avcı beni yedi, bin avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boynun eğdi, Allah kerimsin dedi, hançer yarası. Avcı beni vurdu, bin avcı beni yedi.
Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bugünkü dünyanın halini yani iki cümlede Ozan anlatmış. Efendim o yüzden memleketimizin kültürü çok önemli. Ben bu memleketin dağını, taşını, yedi bölgesine yani ne derler aşığım derler ya. Yani her gittiğim, gördüğüm yere hakikaten hep geri bakarak gelirim. Yani sizler de aynı duygularda olacağınızı düşünüyorum. Efendim az sonra çok güzel bir marşı sizlerle buluşturmak isteyeceğim. Çünkü 19 Mayıs, Mayıs'ımız bizim için çok önemli efendim. 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş. 19 Mayıs ise kurtuluşun, istiklalin efendim ilk yürüyüşü. O da gençlere armağan edilmiş. Belki biz orta yaşa doğru gidiyoruz ama genç arkadaşlar bizleri izliyorsanız inanın bu memlekete sahip çıkalım. Çünkü vatan olmayınca yaşadığınız kültürün, inandığınız yani ibadet yapmaya yer kalmamıştı. Birçok tarihe sizler de okuyorsunuz. Çok anlamlıydı. Ben çok mutluydum. 19 Mayıs'ta efendim gündüzü öyle de paylaşım yaptım. Gündüzü İstiklal'in ve Kurtuluş'un ilk adımı, habercisi. Gecesi de bin aydan hayırlı Kadir Gecesi. O kadar güzel bir gündü ki yani hem bayraklarımızla balkonlarda 19'da efendim okuna kadar güzel bir görüntüydü Ahmet abicim balkonlarda. Ondan sonra da inancımız gereği efendim ibadetlerimizi yaptık. O yüzden o dönemlerde Samsun'a gidilirken ne zorlukla gidildiğini dostlar okuduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman tüyleriniz diken oluyor. Yani o gemi bugünkü gemi gibi değil. Ha battı batacak. Ne büyük cesarettir. 16-17 kişinin o cesaretle. Ve o kadar zor bir karar ki kendi ülkenizde İngilizlerden izin almadan yola çıkamıyorsunuz. Yani her tarafımız kuşatılmış. Belki Samsun'da 200-300 tane karşı güçlerden olan kişi ama sonuçta kuşatılmışız. İşte o yüzden çok önemli efendim. Vatan olduğu zaman bizim inancımız, Ramazan ayımız, işte sporumuz, kültürümüz çok önemli. Ben ilk önce efendim işte bu bayrak çok etkilemiştir beni. Ekrem Şam'a çok değerli bir ordulu yazardır. Tarihçi yazardır. Sözleri ona ait. Ondan sonra da efendim İzmir Marşı'nı sizlerle buluşturmak istiyorum. Aynı 19 Mayıs'taki gibi efendim. Gündüzü İstiklal ve Kurtuluş'un mücadele günü, akşamı ise bizim inancımızın en önemli aylarından Kadir Gecesi'ni yaşadık. Buradan hepinizin Kandilini ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah seneye sağlıklı bir şekilde daha da güzel günlerde kutlarız, buluşuruz diye düşünüyorum. İşte bu bayrak efendim.
Kalemine sağlık Ekrem Şam'a, değerli üstadım. Ordu'nun Korgan ilçesi Yukarı Kospınar'dan köyüdür efendim. Köylerimiz karşı karşıyadır. Böyle güzel bir şiiri ülkeye armağan etti ve Esat Kabaklı'nın da hakkını yemeyelim. Çok güzel bir besteyle efendim ödüllendirdi. Değerli dostlar, inşallah sizler de evlerinizde mutlu kalıyorsunuzdur. Bayramımız birkaç gün sonra hep birlikte. Hani bazen derlerdi ya Ahmet abicim, eski bayramlar, eski bayramlar. Herhalde eski bayramlardan çok bu bayram çok konuşulacak gibi. Yani belki de tarihte hiç böyle bir yalnız bayram kutlanılmadı. Yani çocuklar dedelerine, ninelerine sarılamayacaklar, ellerini öpemeyecekler. Büyüklerimize ise torunlarına, evlatlarına sarılamadığı bir bayram yaşayacağız. Ama ülkemiz şu an hakikaten dünyada örnek gösteriliyor. Özellikle sağlık alanında bu pandemi sürecince ne Amerika'nın ne diğer ülkelerin içinden çıkamadığı bu sistemde Türkiye hakikaten bu güzel insanlarıyla, yani gerek hükümet muhalefetiyle, gerek farklı alandaki siyasi görüşlerle bu güzel olayı çok güzel atlattılar. Belki niye böyle giriyorsun bu olaylara diye soranlar olur. Efendim yani sanatçı girmek zorunda. Sanatçı o zaman CD takarsınız müzik setine, dinlersiniz. Ama sanatçı karışıyor. Yani ozanlar karışacaklar. Çünkü bunları doğruya doğru, efendim yanlışa yanlış dememiz gerekiyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi efendim bizim için çok önemlidir Kurtuluş Savaşımız. Tabii hiç olmasaydı, hiçbir savaş olmasaydı, yani hangi savaşta haklı haksız olmadı ki? Nasıl seçebilirsiniz? Dünya sizi her taraftan kuşatmış,
doğruyu yanlışı nasıl görebilirsiniz? Yani Anadolu'yu her taraftan kuşatılmış. İstanbul, Ankara. O yüzden şimdi İzmir marşımız efendim, o güzel, mutlaka Esin Hanım sizlere de güzel görüntüler verecektir. Elimizden geldiği kadar o anı, o güzelliği sizlerle paylaşalım efendim. Acılar yaşandı. Efendim bu haftaya böyle kahramanlık türkülerini sizlerle buluşturmak istiyorum. İkinci bölümde yine çok güzel bir türkünün hikayesini sizlerle, her hafta olduğu gibi, hastane önü incir ağacı, hem çok istek gelmişti. Ben de onun kendimce hikayesini araştırıp kendi kalemimden sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi efendim Çanakkale'yi de unutmayalım. O bizim içinde bir Çanakkale destanını en güzel anlatan türküdür. Bu güzel türküden sonra da kısa bir ara vereceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Ama şu an bu güzel programdan memnunsanız
TV52B'nin sayfasına giriyorsunuz Facebook. Bu güzel programı dostlarınızla, kendi sayfalarınızla paylaşırsanız mutlu kalırız efendim.
gençler. Bu zor günleri atlatmaya siz de yardım edin. Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için zorunlu olmadıkça evde kalmaya devam edin. İçeriğiyle 3 farklı Ramazan kolisi seçeneği en uygun fiyatlarla yine Ankamar'da. Paket 1 59.95 lira. Paket 2 89.95 lira. Paket 3 109.95 lira. Bütçenize ve isteğinize uygun Ramazan yardım paketleriniz de hazırlanmaktadır. Ayrıca yardımlaşmanın en kolay yolu Ankamar Ramazan kartlarını şubelerimizden alabilirsiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ankamar, bu şehrin marketi. Yeniden özgürce sokağa çıkabileceğimiz günler yakın. O gün gelene kadar evde kal Türkiye. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Yeniden özgürce sokağa çıkabileceğimiz günler yakın. O gün gelene kadar evde kal Türkiye. Hangi yaşta olursan ol, evde kal Türkiye. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin bin bir tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, bitmedi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Hangi yaşta olursan ol, evde kal Türkiye. Yeniden özgürce sokağa çıkabileceğimiz günler yakın. O gün gelene kadar evde kal Türkiye. Sağlıklı günlere daha çabuk ulaşabilmek için evde kal Türkiye.
Hadi gençler, sizin, ailenizin, hepimizin sağlığı için evde kalmaya devam edin. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Kara bulutların dağıldığı, bahar güneşinin pırıl pırıl aydınlattığı sabahlara az kaldı. O günleri doya doya yaşayabilmek için bugün evde kal Türkiye. Fındık üreticileri, bahçene sahip çık. Gelirini artır, kazancın yüksek olsun. Türk fındığının korunması için, verim ve kalitenin artması için, siz üreticilerimizin ve ülke ekonomisinin kazanması için, fındık bahçelerimizin bugünü ve geleceğini tehdit eden tüm zararlılara karşı topyekün ve ısrarlı bir mücadele şart. Fındık kurdu, kahverengi kokarca, yeşil kokarca ve küllenme. Fındıkta tehdit büyük. Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde özellikle de son yıllarda görülen farklı böcek türleri fındığa ciddi zarar veriyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor. Dolayısıyla üreticinin geliri direkt azalıyor. Bu saydığımız 4 zararlının yanına diğer hastalıklar da hesaplandığında her yıl fındıkta yaklaşık %40 ürün kaybı yaşanıyor. Yani her yıl sadece fındıkla 1 milyar dolar kaybediliyor. Bu da hem ülke ekonomisini hem de bölge ekonomisini ciddi şekilde sarsıyor. Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduyla mücadele dönemi ise başladı. Üreticilerin durumu ciddiye alıp fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan fındık kurduyla mutlaka ama mutlaka mücadele etmeleri gerekiyor. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları fındık kurduyla mücadele dönemi olarak biliniyor. Üreticiler bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına bir an önce başlamalı. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmeli. Su ile atılan ilaçlar yağmurlu günler ve güneşli öğle saatleri dışında her zaman kullanılabilir. Fındığın ana düşmanı fındık kurdu. Ama diğer zararlılarla da mücadele için ilkbahar mevsimi oldukça önem arz ediyor. Fındığı bekleyen en önemli tehlikelerden biri de kahverengi kokarca. Fındığın en yeni ama en dişli düşmanı kahverengi kokarcalara karşı da çok dikkatli olunması şart. Günde 30 kilometre yol kat eden bu tür fındık bitkisinin kökünü 20 günde kurutabiliyor. Yanlış duymadınız, bir ocağı yok edebiliyor. Çok dikkate alınmasa da yeşil kokarca içinde mutlaka ama mutlaka ilaçlama çalışması yapılmalı. Fındığın kalitesini ve randımanını düşüren yeşil kokarcalar için Mayıs ve Haziran ayları ilaçla mücadele dönemi olarak büyük önem arz ediyor. Değerli fındık üreticileri, zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmezse bahçenizdeki fındıkların ve kazancınızın yarısını kaybetme riskiniz olduğunu asla unutmayın. Bahçenizden daha fazla ürün almak sadece ve sadece sizin ellerinizde. Haydi fındığımıza sahip çıkalım, gerekli ilaçlama ve bakımları yapalım. Hem biz üreticiler hem de ülke ekonomisi kazansın. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği.
görenler olmuş. Sargın yaprakmışım dallarına, yangın toprakmışım yağmurlarına. Sargın yaprakmışım bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. TV 52'de Türkülerin Gözü Aydın 8 haftayı böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim inşallah bayramdan sonra yine beraber oluruz. Eğer kaldırırlarsa kalırız. Git derlerse gideriz. Bu pandemi sürecinde efendim benim için ayrı bir hizmettir. Hem Ordu bölgeme hem de türkü severlere, ülkemin her köşesinden bize ulaşan çok güzel iletiler var. Onlara bir nebze de olsun bu kültürü yaşatabiliyorsam, aktarabiliyorsam ne mutlu bana. Birçok değerli sanatçı dostlarımdan da övgüler, tebrikler alıyorum. Hem yöremizin sanatçılarından hem de diğer illerden bu güzel kültüre hizmet eden sanatçı dostlara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda konuklu efendim bir güzel program düşünürüz. Şu an paylaşımlarınız çok mutlu edici rakamlar. Çok teşekkür ederim. Sık sık böyle sizleri zora sokuyoruz ama efendim Aydın Beyoğlu Instagram sayfamızı tıklayabilirsiniz. Güzel her gün orada daha aktif. Daha sonra ise YouTube kanalımız bizler için çok önemli. Hele ki bundan sonraki yaşanacak alanlar tamamen sosyal medya üzerinde olacak. O yüzden YouTube kanalımıza üye olursanız çok kolay efendim. Yani ben Ordu'ya gidiyorum türküsünü dinleyin. Hemen altında buton çıkacaktır. Üye olursanız çok mutlu kalırız. Efendim bu akşam hem kahramanlık türkülerimiz hem ise böyle sevda türküleri olsun istedim. Şimdi ise Papatya çok güzel bir eser. Sevda türkülerinden oluşan okuyacaksınız. Daha önceki haftalarda okuduk. Sizler de benimle beraber okuyacağınızı ümit ediyorum. Daldım uyan derler mi? Beni
böyle koyup gitme olur mu? Yine gel akşamüstü, gece sabaha varmadan, izin olsun üzerimde olur mu? Yine gel akşamüstü, gece sabaha varmadan, dönüşsün üzerimde olur mu? Yine gel akşamüstü, gece sabaha varmadan, izin örtsün üzerimde olur mu? Ülkemizin her köşesinde bahar geldi. Hatta yaza doğru gidiyoruz. Ya özler olduk. İnşallah bayramda sanıyorum büyük şehirlerden şu an bugünkü haber çok iyi. 65 yaş üstü köylerine ulaşacaklar. İnşallah güzel bir doğayla en azından iç içe olacaklar. Sanıyorum bayram sonunda belki birazcık daha hafifleme olur. Bizler de efendim bir an önce yakınlarımıza, köylerimize ulaşırız. Dostlarımızla, ailelerle ulaşırız. Efendim arada çayımızdan da yudum yapalım mı? Adem abi bu akşam çok sessiz sedasız. Ya yorgun efendim. Bana ait olan bir türkü istenmiş efendim. Sağ olsunlar. Yani onlar isteyince daha gönlüm rahat oluyor. Çünkü diğer türlü kendimi ön plana atmak çok doğru değil. Yazılan mesajlarınıza hemen göz attım. Efendim o kadar güzel iletiler ki mutlaka haftaya şöyle yapalım mı? Yani şu an paylaşımları gördüm ama isim olarak göremiyorum. Bu programı paylaşanlara aslında ayrı bir teşekkür etmemiz lazım. Bende not alındı. Yaklaşık 27 kişi efendim 8. haftada da mutlaka hiç es geçmemişler efendim. Sabit paylaşmışlar. Çok değerli dostlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mevsim bahardı. Sözler ve müziği bana ait olan çalışmamız sizlere armağan olsun efendim. Thank you.
adını yerlere verdi. Harmanda gülü derdin adını yerlere verdi. Aşıkların divanında ben seni öldü dedi. Mevsim bahardı, günden pazar, adın hayaldi, yar senin. Efendim, Karadeniz dedik, o yaylaların güzelliği sağ olsun. TV52 bunlara öncelik ve önderlik yapıyor. O çok güzel yaylalarımızı bu güzel ekranlarda bizlere ulaştırıyorlar. Efendim, TV52... Ordu için çok önemli bir kurum. İsa Akçay Bey, buradan sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli bir ekibi var ve Ordu'yu çok seviyor. Yani İsa Bey'i tanıdıktan sonra şunu düşünüyorum, yani kendimce keşke ondan daha çok gücüm olsa da ona destek verebilsem. Yani onun gücü şu an maşallah benden çok iyi. Ben sadece sanatsal beceriye sahibim ama kolay değil. Bir insan bütün birikimlerini ordulara, hemşehrilerine harcıyor. Yani büyük bir gider var değerli dostlar. Sadece kumandayı alıp TV52 açtığınız zaman yetmiyor. Yani çünkü arkasında bir ekonomik güç olmayınca bu kurumların ayakta kalması çok zor. İyi ki burada Ahmet Yılmaz gibi, Esin Yılmaz Hanım gibi, Adem Nihan kardeşim gibi çok iyi bir ekip kurulmuş. Tertemiz bir alan. Birçok televizyonlara, radyolara gitmişizdir. İnanın, yani bekleme salonunuz olmaz, mutfağınız olmaz, kulisiniz olmaz. Tertemiz. O kadar prensipli bir ekip var ki İstanbul'da. Keza Ordu'dakiler de çok değerli dostlar, arkadaşlar. Gönlüm ister ki, yani gücü olsa İsa Bey Ordu için daha neler yapacağını böyle kestiremiyorum. Yani çok başarılı. İnşallah ileriki zamanlarda daha da çok başarılı olur. Benim onun için yapabileceğim sadece türkü okumak. Ne zaman arzu ediyorsa sazımla, sözümle hep yanındayım değerli dost. Karadeniz, Karadeniz. Bu da güzel Fatsa'da, Kumru Yaylası'nda yaşanmış hikaye. Tarihi derin bir öykü efendim. Mehmet Gümüş'ün müziği ve Ahmet Özdemir'in de sözleri beni çok yaralar. Bu müziğin melodisi, sözlerine ne hacet dersiniz ama sözleri de tabii ki yaşanmışlığı, o tarihi, o derinliği anlatıyor efendim. Dinleyelim. Thank you.
bir verdik sana, her biri bir engin deniz. Dört karanfil verdik sana, her biri bir engin deniz. Dallarda kır çiçekleri, dallarda kır çiçekleri, sevgi dolu nasıl bir melodi ise, yani beste çok önemli. Bu konuda da orada çok büyük değerler sanata yetiştirdi efendim. Her zaman zikrediyorum. Çünkü biz onları zikredersek bizleri de birileri zikreder diye düşünüyorum. Büyük bir kazanımdır. Her bölgenin değerli sanatçıları vardır. Siyasetçiler siyaset tarafındaki değerleri ortaya koymalı. Spor adamları o bölgenin spor insanlarını ortaya koymalı. Ama ben bir sanatçı olarak Ordu çok kıymetli insanlarla var olmuş. Sadece Ordu değil, Ordu'nun dışındaki 7 bölge bu insanlardan beslenmiş. Hani biz Neşet Ertaşlarımıza,
aşık Veysel'lerimize, Mahzuni Şeriflerimize teşekkür ederken bir başka yörenin ozanları da bizim yöremizin Kamil Sönmez'ine, Ümit Tokcan'ına, Turgut Şan'ına, Ali Rıza Gündoğuz'una, Seyfettin Tomakin'ine, Mehmet Gümüş'üne, birçok efendim bu kulvarda değerli arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Takdir ettiğim çok değerli dostlar var. Yani Sami Aksu çok değerli ozanımız, çok sevgili kardeşlerim var. Erol Aydoğan, Fatih Yaman, isimlerini sayabildiğim kadarıyla Gaye Aksu, efendim Ordu Sanat'ta hakikaten birçok yörelerden çok önemli. Cem Çelebi'yi unutmayalım efendim. Yani bağlama dediğimiz zaman icracı olarak Cem Çelebi çok değerli bir kazanımdır ülke için. Çetin Akdeniz gittikçe aklıma geliyor efendim. Ben Orduya Gidiyorum albümümdeki bütün eserlerime omuz verdi. Yani bir Çetin Akdeniz ülkede saysanız 5 tane sayamazsınız. Yani 85 milyon nüfusta 5 tane sayamadığınız isim olmak ordu için çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Birçok değerli dostlar var aslında, zaman zaman aklıma gelir, onları da inşallah aktarmaya çalışırım. Çünkü sanat paylaşıldığı sürece efendim, yoksa paylaşmadığınız takdirde azalırsınız. Benim sanatta en önem kıldığım, değerli dostlarıma da buradan tavsiye ediyorum. Hepimiz örnek aldığımız insanlar vardır. Çünkü örnek almazsanız etkilenme gücünüz kalmaz, üretme gücünüz kalmaz. Mutlaka etkilendiğiniz bir isim vardır yani. Sanatta da, yazarda da, sinemada da, siyasette de etki çok önemlidir. Liderlik sıfatı olan insanlar bu toplulukları etkilemişlerdir efendim. Kitle oluşturmuşlardır. Ben etkilendiğim kişiyi hep takdir etmişimdir. Yani çok saygın davranmışımdır etkilendiğim kişi. Çünkü ondan verim alıyorum, güçleniyorum. Ama maalesef çok arkadaşlar tanıdım bu yolda. Taklit ettikleri kişileri takdir edemiyorlar. Takdir edin. Çünkü takdir etmediğin sürece sizde ondan hiçbir iz kalmaz. Üzerinizde durmaz. Yavan kalır, günlük kalırsınız, kalıcı olamazsınız. Saygınlığınızı mutlaka iyilere hissettirin. Sanat kesinlikle efendim yarış olarak yapılmaz. Sanat göreceli bir kavramdır. Halk en büyük jüridir. Halkın üstündeki not, karar, seçim mümkün değil. Yani beni buraya şu an türkü söylememe vesile olan, bu zamana kadar omuz omuza gittiğim sevenlerimle, edindiğim kitleyle oluşmuştur. Yani TV52'ye onlar beni belki sevdirmişlerdir. Ondan sonra da sistem gelir. Her zaman kalacak değiliz. Benden sonra da bir başka arkadaşım gelecek ama niyetiniz güzel olması gerekiyor. Niyetiniz güzel olmazsa efendim ekranlarda gizli gizli bakarsınız. Yani ne çalıyor, ne söylüyor, ne giyinmiş. Ya birçoklarına bakıyorum. Yani hissediliyor arkadaşlar. Dostluklar böyle olmaması gerekiyor. Ben her programda böyle bir mektup yazıyorum. Efendim, türkü hikayemize daha var. Önce bir Güler Duman sazım efendim. Benim çok sevdiğim sazımla şöyle bir bütünleşeyim. Sazım türkümüz. Thank you.
haykırsam duyulurdu avazım. Neden sesi gelmez dutan ağacın? Kime küstün bugün çalmasın sazın? Neden sesi gelmez dutan ağacın? Kime küstün bugün çalmasın sazın? Çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdeler, perdelerde bir nota, sus, sus sazım. Anladım dertlisin, sen de ben gibi. Bakar gözler birbirine el gibi. Vicdanlar kurumuş, susuz çöl gibi. Yürek yas, gözler yaş, yollar pus sazı.
Yani yazan böyle yazmış. Bir insan sazıyla bu kadar güzel bir örtüşmüş, kaynaşmış. Yazarını bilmiyorum ama inceleyeceğim, bir dahakine paylaşırım. Güler Duman'a buradan çok çok teşekkürler ki, yani bırakın okurkenki hisleri, dinlediğiniz zaman her insanın bir sazı olsun istiyorsunuz efendim. Ah ah, ben orduya gidiyorum, sonradan yaparız efendim. Çok okudum şu an, sağ olsunlar, 138 yorum ve 77 paylaşım. Çok teşekkür ederim dostlar. Ben de sizlerle beraber bu güzel programı izliyorum. Daha sonra tek tek isimlerinizi ve notlarımı alıyorum ve istediğiniz türküleri diğer haftaki türkülere aktarıyorum. Efendim, her hafta sizlere bir türkü hikayesini sunmuş olmanın da mutluluğu var. İlk benim hikayelerle başladık ama az kalsın ekranda efendim donduk kaldık. Çok zor benim yaşadığım hikayeleri anlatmak, kaleme almak çok zor. Yani bir başkasının hikayesinden bile etkileniyorsam kendi yazdıklarım daha etkileyici. Hastane önü incir ağacı, hepiniz bu türküyü biliyorsunuz, dinlediniz değerli dostlar. Bunun kendimce hikayesini sizlerle paylaştıktan sonra ardından da güzel bir bayram türküsüyle vedamızı ederiz. Efendim, belki de fragmanda da olursa çok mutlu kalırım. Ayşe İrtem teyzem cumartesi günü efendim Ordu Korgan Durali köyünde toprağa verildi. Çok değerli bir büyüğümüz, çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Anne yarısıdır teyze. Çok emekleri vardır. Elimizi bırakmaz, saçımızı okşar. Bu resmi de efendim çok teşekkür ederim. Çünkü cenazesinde olamıyoruz. Bu dönemde çok acı günler yaşadık. Mekanı cennet olsun. Bütün iki evladı vardı. Onları zaten kendinden önce kaybetti. Ama bir insanın yüz hattına baktığınız zaman neler yaşadığını efendim resim söylüyor. Çok teşekkür ederim efendim. Tüm ailenin başı sağ olsun. Ayşe İrtem teyzem, unutmayacağız seni. Şimdi hastane önü incir ağacı. Ya şimdi ondan sonra da buna geçmek biraz tuhaf oldu ama inşallah aktarırız. Hazır mıyız dostlar? Hastane önü incir ağacı. Yozgat'ın Akdağ Maden köyünde yaşanmış bir hikaye. Beşik kertmesi olan iki ailenin güzel evlatları. Birinin adı Yasir, diğerinin ise Ümmü. Büyürler, gençlik çağları gelir. Yasir, yağız bir delikanlı, kara kaşlı, kara gözlü. Ümmü ise köyünün en güzeli. Bilirler küçük iken onlar için verilen sözü. Daha bir sarılırlar sevdalarına, hayal kurarlar ileriki günleri için. Yasir artık yetişkin, askerlik çağı yaklaşmıştır. Bir bakar ki yoklama kağıdı gelir. Bunu ümmüsüyle paylaşmak ister. Buluşurlar ırmağın kenarında, otururlar yeşil çimenler üstüne. Ümmüsüne askere gideceğini, kağıdının geldiğini söyler. Ümmü üzülür, endişelenir, boynunu büker. Sensiz nasıl geçer günlerim der. Gider
gelmezsin, döner göremezsin. Yasir ümmesinin başını kaldırır. Üzülme sevdiceğim, sayılı günler çabuk geçer. Hem ben seni mektupsuz bırakır mıyım ki hiç? Der. Gün gelir, uğurlanır Yasir askere. Arkadaşlarının onu köyünde bir güzel uğurlarlar. Arkasından sular atılır, dualar edilir. Gider birliğine teslim olur. Nöbetlerde aklına ümmüsü gelir. Mektup bekler. Gelen mektubu önce kokular, öper, sonra okur, bağrına basar. Hiç hesapta yoktur. Yasir'de verem denilen ince bir hastalık çıkar. Günden güne ağırlaşır. Komutanlar, askerin durumu iyi değil, onu İstanbul'a Gata Hastanesi'ne sevk etmemiz lazım derler. Yasir hiç gelmediği, bilmediği İstanbul'a getirilir. Ölümünün kıyısında. Odası hastanenin bahçe tarafına bakar. Pencereden incir ağacını görür. Uçan kuşları, çiçekleri, yaşlı annesini, sevdiceğini düşünür, durur. Gittikçe ağırlaşır hastalığı artık. Artık elleri mektup yazmaya, titrek elleriyle yazamaz olur. Birir öleceğini, zar zor yazdığı notları biriktirir, saklar şapkasının içine. Komutanlar köye haber salarlar annesine babasına. Aile fakir olduğu için gidemezler İstanbul'a. Ümmü annesine babasına yalvarır. Son bir olsun göreyim, götürün beni. Bak mektubu da gelmiyor artık. İyi değil demek. Babası zalimdir, karşı koyar. İyileşirse gelir veririz seni, düğününü yaparız kızım der. Yasir artık ağırlaşır. Her gün baktığı pencereden incir ağacına bakarken can verir. Fakirlikten ve kimsesizlikten dolayı cenaze Yozgat'a götürülemez. Bir ikindi vakti İstanbul'da toprağa verilir. Tek başına cenazeye gelen babasına ondan kalan eşyalarını takdim edilir. Babası köye gelir. Gözleri yaşlı anne ağlar. Eşyalarını açar ve kepinin içinde bir mektup bulur. Okur yazar oldukları için anlayamazlar ve nişanlısı Ümmü'ye götürürler. Ümmü Yasir'in elbiselerine sarılır, öper, koklar ve mektubu okumaya başlar. Hastane önü incir ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze. Yönünü çevirin sıladan yüze. Benden selam söyleyin sevdiğim kıza. Başına koysun karalar bağlasın. Gurbet evde kaldım diye ağlasın.
başına koysun karalar bağlasın, annem bağlasın. Gurbet elde kaldım diye ağlasın, annem ağlasın. Evet değerli dostlar, türküler efendim, hikayeler bize çok yakın olduğu için etkisinde kalıyoruz. Efendim olsun, etkide kalmak güzeldir. İnsanların bir şeyleri hissediyor olması, o derinliklere gidiyor olması insanın özel tarafını ortaya koyar. Değerli dostlar, bir güzel programın daha sonuna geldik. Yani iki saat nasıl geçiyor, hem konuşarak hem türkü okuyarak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an 160 yorum ve 77 paylaşımınız not olarak geliyor. Harikasınız. Birer birer okuyacağım türkülerinizi. Not alıyorum haftaya, çarşamba akşamı. Efendim sosyal medyadan takip ederseniz belki saatlerde bir değişiklik olabilir bayram sonu olduğu için. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, dostlarımı, arkadaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Efendim inşallah bu zor süreci hep birlikte atlatıyoruz. Çok az kaldı. Daha sonra bu güzel ülkemizin yaylasında, obasında, deresinde, tepesinde buluşuruz. Yine derneklerimizle, belediyelerimizle o güzel festivallerde el ele, omuz omuza buluşuruz diye ümit ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bayram o, bayram ola eserimizle Allah'a ısmarladık. Haftaya görüşmek dileğiyle.